Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Yakın zamanda OpenAI geliştiriciler günü adı altında bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte ChatGPT'ye gelecek güncellemeler ve yenilikler anlatıldı. Normalde bu tarz güncellemeleri kısa video yaparak sizlere duyururdum. Fakat bu sunumda o kadar önemli güncellemeler geldi ki bunun için bir video yapmak istedim. Gerçekten çok önemli güncellemeler var. Şimdi hangi güncellemeler gelmiş bunlara sırayla bakalım. İlk olarak GPT-4 Turbo duyuruldu. Normalde GPT-4'ün ilk sürümü geçen senenin Mart ayında duyurulmuştu. Sonrasında ise Temmuz ayında tüm kullanıcılara açıldı. GPT-4 Turbo 4'ten çok daha yetenekli, çok daha hızlı ve çok daha kapasitesi yüksek olduğu açıklandı. Bu arada GPT-4'ün teknik detaylarını anlattığım ayrı bir videom var. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Peki GPT-4 Turbo'nun özellikleri nasıl olacak? Ondan biraz bahsedeyim. GPT-4 Turbo, bir önceki modeline göre daha yetenekli ve daha hızlı ve en önemli gelişme, artık Nisan 2023 yılına kadar olan bilgileri biliyor. Daha önceki versiyonunda GPT-4 2021 yılına kadar olan bilgileri biliyordu. Şimdi ise bunu geliştirmişler ve Nisan 2023'e kadar olan bilgileri artık bizlere sunabilecek. Diğer bir güncelleme ise tekrarlanabilir çıktılar. Peki bu ne demek? Bu özellik sayesinde daha önce yapmış olduğunuz işlemleri tekrarlamak, modelin hatalarını bulmak ya da tahmin etmek gibi birçok şeyi yapabileceksiniz bu özellik sayesinde. Şimdi bu özellik nasıl kullanılabilir bunu bir örnekle anlatayım. Bir kod yazdırdınız ChatGPT'ye ve kodda hatalar var. Fakat ufak bir hata var. Kendisine sadece bu hatayı düzelt. Şuraları aynı tut dediğinizde çoğu zaman mevcut kodu da değiştiriyor. Sadece o hatayı değiştirmekle birlikte tamam düzeltiyor. Düzgün çalışır hale getirebiliyor. Fakat ilk önceki kodu da değiştiriyor. Farklı bir yaklaşım sergileyebiliyor. Şimdi bu özellik sayesinde bunun önüne geçilmiş oldu. Diyelim ki talep eden bir görsel ürettiniz. Görseli çok beğendiniz. Ve görselde sadece ufak bir detayı değiştirmek istiyorsunuz. Diğer her şey aynı kalsın istiyorsunuz. İşte burada da bu özellik devreye girecek. Önceki versiyonlarda bu istekte bulunduğumuzda görseli aynı oluşturmasa da bire bire yakın şekilde oluşturuyordu. Fakat yine birebir şekilde oluşturmuyordu. Bu da bu problemi burada çözmüş olacak. Diğer bir yenilik ise GPT 3.5 Turbo'nun güncellenmesi. GPT 3.5 Turbo artık daha hızlı, daha güzel sonuçlar verecek ve daha doğru sonuçlar verecek bizlere. Diğer bir yenilik ise API asistanları ya da API asistanları nasıl telaffuz etmek isterseniz. Burada API'den öncelikle bahsetmek istiyorum. API şu demek, İngilizceden çevirirsek uygulama programlama arayüzü de diyebiliriz. API basitçe iki yazılım arasında iletişim kurmamızı sağlayan bir arayüzdür aslında. Diyelim ki bir yemek siparişi verdiniz. Yemek siparişi restorandaki bilgisayara API aracılığıyla aktarılır. Bunun gibi birçok farklı örnek verebiliriz. Yani iki tane yazılım arasındaki iletişimi kuran, iki tane yazılım arasında bağ kuran ve birbirleriyle düzgün çalışmasını sağlayan bir sistem arayüzde diyebiliriz API'ya. OpenAI'nin geliştiriciler için sunduğu API güncellendi ve artık birçok farklı özelliğe sahip. İşte API asistan da bunlardan biri. Artık uygulama geliştiricileri API asistanla çok daha kolay ve basit bir şekilde uygulamalarını geliştirebilecekler. Geliştiricilerin yapmak zorunda olduğu zor işleri ya da uzun işleri kısaltacak. Artık kod yazabiliyor, kod analizi yapabiliyor, görsel üretebiliyor ya da ses algılayabiliyor. Bunun gibi birçok özellik eklendi API asistana. Artık uygulama geliştirmek OpenAI'nin yapay zekasıyla çok daha kolay. Bu arada bu özelliği denemek için OpenAI'nin sitesinde Playground isimli bir yer var. Buradan API asistanı deneyebilirsiniz. Bunu denemek için kod bilmenize de gerek yok. Kendiniz API asistanı deneyerek bu özelliklere erişebilirsiniz. Ayrıca GPT-4 Turbo da orada aktif. GPT-4 Turbo'yu denemek isterseniz Playground bölümüne gidin. Ben bu bölümün bağlantısını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. API'ye yeni gelen birçok farklı özellik var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Görsel algılama, DALE 3, metin seslendirme ve canlı izleme özelliği geldi. Burada DALE 3 ve görsel argılama özelliği zaten mevcut olan özelliklerdi. Bunu API'ye eklemiş oldular. İki yeni özellik daha eklendi. Bunlar çok önemli. Metin seslendirme özelliği ve canlı izleme özelliği. Metin seslendirme özelliğine gelelim ilk önce. Metin seslendirme özelliği aslında dublaj özelliği. Evet. OpenAI sanırım şöyle bir yol izliyor. Eğer yapay zeka dünyasını takip ediyorsanız piyasada farklı farklı işlerde, farklı farklı alanlarda yapay zekalar var. İşte bunların hepsini bir araya toplamaya çalışıyor. Mesela dublajla alakalı birçok farklı yapay zeka uygulaması var. Kaliteli olanların da fiyatları oldukça yüksek. Açıkçası onların da işlerine bayağı bir darbe vurduğunu düşünüyorum. Artık ChatGPT dublaj yapabilecek. Şu an için 6 farklı ses özelliği var. Muhtemelen ileride kendi sesimizi klonlayıp bunu da metin seslendirmede kullanabileceğiz. Yani dublajda kullanabileceğiz. Bu harika bir özellik gerçekten. Ve bu özellik şu an için sadece geliştiricilere sunuldu. Muhtemelen OpenAI'nin her zaman yaptığı gibi ilk önce geliştiricilere sunuyor yeni özellikleri daha sonra tüm kullanıcılara açılıyor. Diğer bir özellik ise canlı izleme özelliği. Canlı izleme özelliği ise anlık olarak hareketlerinizi takip edebilecek bir yapay zeka diyebiliriz. Bu da ChatGPT'ye eklendi. Diyelim ki spor yapıyorsunuz ve karşınıza webcam var. Webcam'i ChatGPT'ye bağlıyorsunuz ve anlık olarak hareketlerinizi takip ettiriyorsunuz. Bu hareketi doğru mu yapıyorum ya da bunu yanlış mı yapıyorum şeklinde örneğin maç spikerliği yaptırabiliriz. Canlı bir maçı izlettirip canlı izlemeye, daha sonra bunu metin seslendirme özelliğiyle birleştirip spikerlik yaptırabiliyoruz. Gerçekten şu an birçok farklı iş kolunu etkilemiş olacak bu yeni özellikler OpenAI'ın. Şimdi bir diğer özellik ise şirketlere gelen bir özellik. Artık şirketler kendi GPT'lerini eğitebilecek. Yani kendi iş modellerine göre, kendi işlerine göre yapay zekalarını eğitebilecekler ve bunu OpenAI çalışanlarıyla birlikte yapabilecekler ve bu sadece o şirkete özel olacak böyle bir şey vaat etti. Yani diyelim ki bir A şirketi var ve teknoloji işi yapıyor ve OpenAI'a başvuruyor. Diyor ki ben kendi yaptığım işle alakalı yapay zekayı eğitmek istiyorum. Daha da profesyonelleşsin ve daha da güzel cevaplar versin şeklinde. OpenAI'de tamam diyor, gelin diyor. Birlikte çalışalım, siz de bir ekip korun. Bizim de ekibimiz var. Bir ortak bir çalışma yürütelim ve size özel bir yapay zeka geliştirelim. Başkalarıyla bu modeli paylaşmayacağız diye de güvenlik sözü veriyor. Bu gayet güzel ve teknolojinin ilerlemesi açısından önemli bir gelişme bence. Bir diğer gelişme ise daha fazla token imkanı sunuyor. Peki token ne demek? Bunu GPT-4'ün teknik detaylarını anlattığım videomda bulabilirsiniz. Normalde belli bir sayıda prompt girebiliyorduk şu an için 3 saatte 50 mesaj hakkımız var. Bu sayıda 2 katına çıkardıkları söyleniyor. Yani artık 3 saatte 100 mesaj hakkımız var diyebiliriz. Bu da çok güzel bir gelişme. Çalışmalarımızı daha da genişletebilecek ve daha uzun süreler çalışabileceğiz artık. Diğer bir güncelleme ise OpenAI artık telif hakkı kalkanı adı altında bir sistem geliştirdi ve bu sistem sayesinde yapay zeka ile üretilen çalışmalar, işte görsel ürettiniz ya da başka bir şey ürettiniz ve bunun hakkında sorun yaşarsanız OpenAI artık hem hukuki anlamda hem de maddi anlamda yanınızda olacak. Yani diyor ki siz ChatGPT ile ilgili bir telif problemi yaşadınız, başka şirketler ya da başka kişiler size dava açtı. Biz yanınızdayız, sizi savunacağız. Bunun için de telif hakkı kalkanı isimli bir ekip kurmuşlar ve sadece bunun üzerine çalışıyorlarmış. Bu da güzel gelişmelerden biri. Ve diğer güzel ve beni mutlu eden güncellemelerden biri ise Whisper AI. Whisper AI ile alakalı kanalımda iki farklı video var. Bunları izleyebilirsiniz. Sesleri metne döken bir yapay zeka. Yani altyazı oluşturma yapay zekası da diyebiliriz aslında. Bunun üçüncü versiyonunu duyurdular. Bunun ismi ise Whisper Large versiyon 3 şeklinde. Nasıl bir güncelleme yapılmış, nasıl bir ilerleme yapılmış bunu grafik üzerinde göstermek istiyorum. Bu grafikte iki farklı veri setinde test yapılmış ve sonuçlar ortaya konulmuş. Burada V2 ve V3 arasındaki dillerin gelişimini gösteriyor. Bu grafikten bahsetmişken soldaki ve sağdaki modeller nedir birazcık da onlardan bahsedeyim. Soldaki model Common Voice 15 Mozilla tarafından üretilen açık kaynaklı çok dilli bir yazılım açıkçası bir veri seti de diyebiliriz. Bu veri seti gönüllüler tarafından oluşturulmuş ve binlerce saat konuşma ve metni içeriyor. Yani farklı farklı dillerden insanlar bir araya gelmiş ses kaydı oluşturmuşlar metinlere dökmüşler bunları ve bir veri seti oluşturmuşlar. Bunun amacı yapay zekaları eğitmek için kullanılan bir veri seti ve bunu ücretsiz bir şekilde Mozilla sunmuş gayet güzel. Sağdaki test Flowers ise genellikle az örnek yani elinde az veri olan dilleri değerlendirmek için kullanılan bir örnek. Böyle bir durumda Whisper nasıl performans veriyor? Flowers da onun testini bizlere sunuyor. Grafiğe gelecek olursak şu şekilde bir şey ifade ediyor. Buradaki grafik iki farklı dil modeli üzerinden yapılan testleri bizlere sunmuş. Burada versiyon 3 ile versiyon 2 arasındaki farkları ortaya koymuş. Buradaki oranlar Whisper modelin hata yapma oranları. Sol taraftaki modelde Türkçe'de %12 oranında da hata yapma oranı varken sağ taraftaki modelde ise 6.7 hata yapma oranı var. Bu gayet düşük bir oran. Önceki oranlara göre ciddi azalmalar var. Öncekinde 14 küsür bir hata yapıyordu soldaki testte. Sağdaki testte ise 8 küsür bir hata vardı. Yani 100 kelimeden 8 tanesi hatalı gibi de düşünebiliriz aslında. Bu grafik bunu ifade ediyor. Bu modeller arasındaki hata yüzdelerini söylüyor. Ve Türkçe gayet iyi bir konumda. Ve gelelim en önemli gelişmeye. Bu gelişme öyle önemli ki artık sadece yapay zeka dünyası değil iş dünyası ve diğer sektörleri de çok derinden etkileyecek bir gelişme açıkçası. Artık herkes kendi yapay zekasını oluşturabilecek. Bu gerçekten kulağa inanılmaz geliyor fakat böyle herhangi bir kod bilgisi bilmeden, yazılım bilmeden OpenAI'nin gücünü kullanarak kendi yazılımını geliştirebilecek. Bu muhteşem bir özellik. Şimdi gelin bunun detaylarına bakalım. Bu nasıl çalışıyor? OpenAI bu yeni özelliği GPT'ler diyor. Herkes kendi GPT'sini oluşturacak adı altında bir sunum yaptı. Şu şekilde sistem çalışıyor. Elimizde şimdi GPT-4'ün gücü var. İşte DALE var, kod analizi var, resim algılama var ya da birçok farklı özellik var. Bunların gücünü kullanarak istediğiniz şekilde yapay zekayı özelleştirebileceksiniz. Diyelim ki bir matematik öğretmeni oluşturmak istiyorsunuz ve her türlü matematik problemini çözüp çocuğunuza anlatmasını istiyorsunuz. Bu şekilde yönlendirerek böyle bir uygulama açığa çıkarabilirsiniz. Ve sadece GPT-4'ün özelliklerini kullanmasının yanı sıra dış dünyada bulunan uygulamaları da bağlanabilecek. Örneğin Gmail'e bağlayabileceğiz, maillerimizi kontrol ettirebileceğiz ya da farklı farklı uygulamaları bağlatabileceğiz. Ve bunun en güzel ve en önemli yanı Artık Kod bilmemize gerek yok ve herkes kendi uygulamasını üretebilecek. Ve bu uygulamaları ürettikten sonra bir mağaza sunulacak bizlere. Bu mağazada sizin sunduğunuz uygulama eğer çok indirilirse OpenAI size para vereceğini söylüyor. Herhangi bir yazılım ya da kod bilmeden artık uygulama geliştirip para kazanabileceksiniz. Bu gerçekten oyun değiştirici bir özellik. Şimdi normalde Apple Store ve Google Store'a bir uygulama üretip ondan para kazanabiliyorsunuz. Fakat bunun için ciddi derecede bir yazılım bilgisi bilmeniz gerekiyor, donanıma sahip olmanız gerekiyor vesaire. Artık bunları tamamen kenara atmış oldu OpenAI. Herkes kendi uygulamasını geliştirecek. Mağaza da bu uygulama insanlar tarafından çok indirilirse para alacaksınız. Gerçekten inanılmaz. Ben bu özelliği duyunca çok heyecanlandım. Şu ana kadar duyurdukları en önemli gelişme bu. Bakalım neler olacak göreceğiz. Mağazayı hemen sunmayacaklar. Belli bir süre geçtikten sonra sunulacak. Aynı şekilde GPT-4 Turbo'da sonra sunulacak. Yani bu güncellemeleri yavaş yavaş ilk önce geliştiricilere sunuyorlar. Sonra halka sunacaklar. GPT oluşturma olayı hemen güncellenerek gelecek. Ve son olarak OpenAI bu tüm yayınladığı güncellemeler ve geliştirmelerinin sonrasında gizliliğe ve güvenliğe önem vereceğini açıkladı. Evet, OpenAI'ın duyurmuş olduğu güncellemeler bu şekildeydi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bunu mutlaka belirtin. Bu güncellemeler gerçekten oyun değiştirici bir özellik mi? Ya da çağımızı etkileyecek ya da iş kollarını etkileyecek bir özellik mi? Bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Benim şahsi düşüncem, artık bu özellikler çok çok farklı boyutlara gitmeye başladı. OpenAI iki gün önce duyuru yaptığında böyle bir etkinlik yapacağız. işte takipte kalın vesaire gibi duyuru yaptığında güzel ve yenilikçi özellikler ortaya çıkaracağını biliyordum. Fakat bu kadar derinlemesine ve iş dünyasını etkileyecek özellikler sunacağını tahmin edemedim. Gerçekten ben de şaşkınım. Çok çok detaylı özellikler geliyor. Özellikle GPT-4 Turbo, GPT-4 Turbo'nun 300 sayfalık bir kitabı algılaması ya da dublaj özelliği beni çok etkiledi. Bununla birlikte işte herkesin yapay zekasını kendi yapabilecek olması ve bunu yaptıktan sonra mağazada satabilmesi. Tüm bunlarla birlikte bunları yaparken de herhangi bir yazılım bilgisi ya da kod bilgisi bilmeden bunları yapmanız inanılmaz. Ben çok beğendim bu güncellemeyi. Bakalım gelecekte neler olacak. Şu an için sizlere tavsiyem şu özellikle genç arkadaşlara üniversite okuyan ya da mühendislik ya da bu işlerle ilgilenen genç arkadaşlarımıza tavsiyem şu Prompt mühendisliği denilen bir mühendislik var. Yeni bir iş kolu arkadaşlar. Evet. OpenAI'nin bu son güncellemesinden sonra artık şu belli oldu açıkça. İstem mühendisliği ya da prompt mühendisliği çok çok önemli. Herhangi bir yazılım bilmeden, herhangi bir kod bilmeden yapay zekayı en iyi şekilde yönlendiren gelecekte kazanacak. Bu bir yeni iş kolu. Şu an için bunlara ilk başlayanlar, ilk geliştirenler her zaman öne çıkacaktır. Özellikle genç arkadaşlar bu konuda çalışmalar yapar ve bu konuda araştırmalar yaparsa kendileri için çok iyi olur. Çok az zamanımız kaldı. Belki 2 sene, belki 3 sene, belki 5 sene bilmiyorum. Ama bu prompt mühendisliği tüm dünyada aktif bir iş kolu olacak. Ve bunu en iyi yapanlar en iyi ücretleri kazanacaklar. Son olarak 1000 abone olmamıza az kaldı. Videoyu beğenmeyi ve altına da yorum yapmayı unutmayın. Bu kanalın gelişimi için çok önemli. Bunu her videoda söylüyorum farkındayım ama İlerlememiz ve büyümemiz için ve benim de motivasyonumun artması için video içerik üretmek adına bunlar çok önemli. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.